Şimdi gençler, bu Milli Eğitim onaylı Ufku Yolculuk 9 sağlıklı yaşamla ilgili bir yarışma var. Bu yarışmaya kayıtlar 18 Ocak'ta ufkuyolculuk.com'dan başlayacak. Bununla ilgili birkaç bilgi vereyim. Gelişme oldukça ben aktarırım size yine. Şimdi bir tane kitap var gençler. Sağlık olsun diye bir üç kategoride oluyor. Lise kitabı var. Bu kitabı okuyacaksanız size çoktan seçmeli sorular soracaklar. Yarışmayı ukoyolculuk.com üzerinden yapılacak iki aşamalı bir sınav. Burada en son başvuru tarihi 12 Nisan 2021 Pazartesi saat 20'ye kadar olacak. Ve ödüller, eğer Türkiye'de birinci olursanız laptop artı elektrikli kaykay veriyorlar. i7 işlemcili bir laptop veriyorlar. İkinciye i5 işlemcili laptop artı elektrikli kaykay. Üçüncülere laptop artı elektrikli kaykay. Bu da i3 işlemcili olacak. Cep telefonu 4 ile 10. arasında olursanız cep telefonu artı elektrikli kaykay. 11 ile 20 arasına girerseniz akıllı saat artı bisiklet. 21 ile 50 arasına girerseniz de bisiklet ve Bluetooth kulaklık verecekler şeyde, ödül olarak. Yani ilde ödül verirsek ilinde ödülleri olacak. Bunlar belirlenirsek yine duyururum ben size. Burada gençler, birinci aşama sınav şeyde olacak. 11 ve 12 Nisan pazartesi günleri saat 8'de akşam, sabah 8 akşam 8 arasında herhangi bir akıllı telefon, tablet, bilgisayardan girebileceğiniz. İkinci aşamaya girmeniz için Türkiye'de ilk 10 bine girmeniz lazım ya da ilde ilk 15'e girmeniz lazım. Bunun sınavı da 23 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Tamam mı? Pazar günü ufkuyolculuk.com sitesinden de sınava giriş yapabileceksiniz. İkinci aşama sınav da işte yine tablet, bilgisayar ya da şeyden girebileceğiniz akıllı telefonlarınızdan. Burada işte eğer ikinci sınava girmeyi hak kazanırsanız size randevu verilecek. O sınav merkezine gidip orada ufkuyolculuk.com sitesi üzerinden sınav olacaksınız. YouTube videosu var. Onu da izleteyim. Konusunda çok meraklıyız. Ama kafamız biraz karışık. Mesela kilo konusu. Yalnızca zayıf olan mı sağlıklıdır? Koşmak herkes için iyi midir? Çok mu su içmeli yoksa az mı? Sadece yürüyüş yapmak yeterli mi? Yoksa eve mi kapanmalı? Bol bol uyumalı mı yoksa? Uykusuzluk yatakların suçu mu? Zihnimiz hep meşgul mü olmalı? Kaç kalori almalı? Hangi sitelerden akıl sormalı? Hep bir şeyler alarak mı mutlu oluruz? Her şeyden anlarsak hayatta daha mı başarılı oluruz? Başarılı olursak daha mı çok seviliriz? Bütün soruları unut. Bütün cevapların üstünü çiz. Bütün sesleri sustur.
Ufka yolculukla tanış ve sağlıklı yaşama 360 derece açıyla yeniden bak. Ufka yolculuk, her açıdan iyi hayat kavramı için yarışma konusunu sağlıklı yaşam olarak belirledi. E hadi, sen de sağlıklı yaşam için oku, seç, harekete geç. Videoyu hızlandırdım. Daha mı akıcıydı gençler? Burada mısınız? Ses geliyor mu? If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform. Lise kategorisinde okunacak kitap bu gençler. Şimdi bu ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Gençler burada mısınız? Şimdi yeni modüle başlayacağız gençler. Bu modülü MEGEP'te mesleki çizim modülünü indirebilirsiniz. Şuradan göstereyim size. Bilişim teknolojileri bilişim teknik resim dersi. Hocam ekran gitti. Yeni mi gitti ekran? Evet. Nette mi sıkıntı var? Gençler yeni modül bu. Mesleki çizimler modülü ne başlayacağız? Şimdi bu modülde daha önceki senelerde elektrik devreleri, elektronik devreleri çizimlerde yaptırıyorduk öğrencilere ama bunlar müfredattan çıkarıldı. Size sadece bilişim diyagram ve şemaları, akış diyagramlarını programlama temelleri dersinde gördük mü? Akış diyagramları, algoritmalar konusunu gördük mü programlama temelleri dersinde? Gördüyseniz aşina olduğunuz bir konu olacak. Ve ağ sistemleri şemaları, ağ sembolleri, örnek çizimler anlatılacak. En son size ölçeklendirme konusundan bahsetmiştik. Yoklamayı bir aktarayım. Hocam ölçeklendirmeden önce konu var mıydı? Önce. Ne? Ölçeklendirmeden önce konu var mıydı? Vardı konular. Ben size izdişim dönmüş karmadan itibaren anlattım. Onun öncesi diğer hocanın mesuliyetinde olan bir şeydi. Şimdi gençler. O ikisini gördüm. Onu nasıl yapabiliriz? Ben size şey attım gençler. Liste halinde çalışma gönderdim. Orada bir hoca anlatıyor videolar falan. Eksik olduğunuz konularda onları da izleyebilirsiniz. Tamam mı? Evet. Zaman bulursak ben de elimden geldiği kadar yine bahsetmeye çalışırım. Şimdi gençler mesleki çizimler bu akış diyagramları nedir? Algoritma ne oluyor? Akış diyagramı ne oluyor?
bilginiz var mı? Algoritma dediğimiz ne oluyor? Akış diyagramı ne oluyor gençler? Programlama temelleri dersinde gördünüz mü bunları? Burada işte bu öğrenme, yani biz sadece mesleki çizimlerde öğrenme faaliyeti 3'te bilişim diyagram ve şemalarıyla şeyleri göreceğiz gençler. A şemaları nasıl çiziliyor bunları göstereceğim size. Bilişim diyagram ve şemalarında kullanılan sembolleri tanıyabilecekseniz ve bu sembollerle teknik resim kurallarına uygun akış diyagramları ve A sistem şemaları çizebilecekseniz, programlama dersinden hatırladığınız akış diyagram sembollerini çizerek bir tablo oluşturunuz. Çiziminizi arkadaşlarınızla paylaşarak eksiklerinizi tamamlayınız. Mesela şeyi hatırlıyor musunuz? Akış diyagramlarında biz klavyeden veri girişi nasıl yapıyorduk? Şeklini hatırlıyoruz mu? Cevap verin. Bilgisayar A sembollerini internetten araştırınız diyor. Akış diyagramları gençler, şimdi algoritma vardı değil mi? Biz bir problemin çözümünü söz ve yazı ile belli bir mantıksal sırada yazılmasına biz ne diyoruz? Açıklanmasına algoritma deniyor. Bir işlemin gerçekleşebilmesi için izlenecek yolun sıralı adımlar şeklinde söz veya yazı ile açıklanmasına algoritma denir. Algoritmanın sembollerle ifade edilmesine akış diyagramı flowchart adı veriliyor. Burada işte bazı programlarla da bunları yapabiliyorsunuz. Akış diyagramları problemi şekillerle ifade edilmesidir. Bunun için kullanılan standart şekiller olmasına rağmen aynı işi yapan farklı şekillerde kullanılabilir. Yani bir modülde göstereceğiz bunları. Akış diyagramında kullanılan sembollerin içerisinde algoritmadaki adımlar emir tipinde yazılır. İşlemin hangi yöne devam edeceği yön oklarıyla belirtilir. Şunları hatırlıyor musunuz gençler? Programlama temellerinde cevap verin lütfen. Programlama temellerinde hatırlıyoruz bunu, bunları. Mesela akış diyagramına başlamak için biz başlatmak ve durdurmak için şöyle bir dikdörtgene benziyor ama kenarı yuvarlatılmış başla dur sembolü açık akış şemasının başlangıç ve bitiş noktasını gösterir. Giriş, veri girişi için kullanılır. Yani veri girişinde biz ne kullanıyoruz? Paralel kenar kullanılıyor. Çıkış, sonuç ve çıkış göstermek amacıyla kullanılır. Yani ekran çıktı, ekranı yazdırmak için bu sembolü kullanacağız biz. Biraz dikdörtgeni andırıyor. Alt kenar yuvarlatılmış gençler. Çıkış oluyor. İşlemleri, yani aritmetik işlemlerde ve değişkenlerde değer atamada kullanacağımız sembol dikdörtgen olacak. Karar yapılarında baklava dilimini kullanıyoruz biz. Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerde karşılaştırma amacıyla kullanılır. Karşılaştırma operatörleri neler biliyor musunuz gençler? Örnek verebilecek olan var mı? Buradaysanız ses verin. Karşılaştırma operatörleri nelerdir? Mesela iki sayının karşılaştırması, sayılar birbirinden büyük mü küçük mü? Büyük küçük, büyük eşit küçük eşit, eşit eşit, eşit de ünlem eşit farklı olarak bunları kullanabiliyoruz. Mesela sayı 1 sayı 2'den büyük mü? Ya da sayı 1 eşittir 10 mu? I eşittir 20 mi? Tarzındaki şeylerde baklava dilimini kullanacağız. Bağlantılarda akış diyagramında farklı noktalara bağlantıyı ifade eden budur. Eğer bir sayfadan başka sayfaya geçtiğiniz zaman sayfa sonunu belirtmek için bu sembolü kullanıyorsunuz. Akış diyagramında sayfa bitiminde başka sayfaya yönlendirme yapar. Döngülerde altıgen sembolüm var, bunu kullanacağız. Tekrarlanan işlemlerde döngü kurmak için kullanılır. Diğer noktalarıyla yukarı aşağı sağa sola ile de akış diyagramında akış yönünü belirtir. Bunları hatırlıyor musunuz gençler? Cevap verin. Burada mısınız? Hatırlıyor musunuz?
Şimdi gençler, programlamada iki sayının toplamını bulan programın akışlamasının çizilmesi örneği var. İki sayının toplamını bulup ekrana yazdıran program için hazırlanan aşağıdaki algoritmayı inceleyiniz. Bu iki sayı toplattırmak için biz ne yaparız gençler? Algoritmasını nasıl yazılır? Birinci adımda, adım 1'de başlarız. Adım 2'de birinci sayıya gireriz. Adım 3'te ikinci sayıya gireriz. 2 ile 3. aşama klavyeden veri girişi. Veri girişi aşaması değil mi? Giriş aşaması. 4. aşamada 1. ve 2. sayıyı toplatırız. Bunun için nasıl bir formül yazılabilir? Topla eşittir sayı artı sayı 1 artı sayı 2 şeklinde. 5. adımda toplama sonucunu ekrana yazıp 6. adımda da ne yaparız? Programı sonlandırıp dururuz. Evet, burada mısınız gençler? Cevap verin lütfen. Duyuyor musunuz? Evet, burada mısınız gençler? Ses gelmiyor mu? Burada gençler, akış diyagramında şekillerle ifade ediyorduk. Birincisinde başlıyorsunuz. İkincisinde, ikinci kısımda birinci sayıyı giriyoruz. A ya da sayı 1 olarak da girebilirsiniz. İkinci sayıyı giriyoruz. B ya da sayı 2 olarak da girebilirsiniz. Üçüncü aşama, bir sonraki aşamada bakın, işlem yapacağımız için toplam eşittir A artı B ile işlemi yaptırıyoruz. Değil mi? Burada sol sağdaki ifade, yani A artı B soldaki ifadenin içine atılır. Toplam şu sembolle en son toplamın sonucunu ekrana yazdırırız ve akış diyagramı bitirmek için de dur sembolünü kullanırız. Dikkat ederseniz başlayla dur sembolleri aynı. Gençler, buradaysanız ses verin. Gençler, bunları özellikle Flowchart Flowtürk diye bir program var. Toplama işlemini burada ifade edebiliriz. Mesela bunu burada çizip çalıştırabiliriz. En başta akış diyagramını başlatıyoruz. Burada bakın, birinci aşamada elipsle şeyi başlattık. İkinci aşamada girişle klavyeden veri girişlerini yapacağız değil mi? Burada birinci sayıyı giriniz. Değişken olarak sayı 1
değişkeni hani A, B ya da X'i de kullanabilirsiniz. Ben sayı 1 kullanıyorum. Şuradan gençler sağ tuşlayıp nesneleri çoğalt diyerek burada çoğaltma işlemi yapabiliriz. Burada ikinci sayıyı gireceğim klavyeden. Sayı değişken olarak sayı 2'yi tanımlayacağım. Bu şekilde. Bir sonraki aşamada işlem yapacağımız için dikdörtgeni aldım bakın. İşlem nedir? Toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2, iki sayı toplamaktır. Sayı 1 ile sayı 2'yi toplattıktan sonra burada en son ekrana yazdırmam lazım. Toplam değişkeni. Onun için burada çıkışı kullanıyoruz. Sonuç yani toplam diyelim buraya. Toplam içinde burada da toplam değişkeninden gelecek. Onun için buraya gelip toplam yazdığınız zaman ekranda bu şekilde toplamı ne yapacağız göreceğiz. Bir sonraki aşamada da en sonunda şeyi durdurmamız lazım. Akış diyagramını. Bunları bağlarken de birinciyi seçip ikinciyi seçtikten sonra şurada çizgiyle bağlıyorsunuz. Üçüncüyü seçtim. Çizgiyle bağladım. Dördüncüyü seçtim. Çizgiyle bağladım. Beşinciyi seçtim. Çizgiyle bağladım. Altıyı duru seçtim. Çizgiyle bağladım. Bunu mesela çalıştırdığınız zaman bakın FlowTurk'le algoritmanızı deneyebilirsiniz. Burada mesela birinci sayı 7, ikinci sayı 3 olarak girdiğiniz zaman toplam 10 olarak doğru bir şekilde hesaplıyor. Burada biz çizimler yapmak için şu siteyi de kullanabilirsiniz gençler. Siz bu örneği toplamın iki sayının toplama örneğini kağıda çizin. Draw.io diye bir site var. Buraya girdiğimiz zaman buradan da diyagramlar çizebilirsiniz. Akış diyagramları. Bunu masaüstünüze girmek istiyorsanız programı masaüstüne edinin tıklayabilirsiniz. Ben indirdim, kurdum. Yeni diyagram oluşturmak için bunu tıklıyorsunuz. Mevcut diyagram aç diyerek de daha önce çizdiğimiz diyagramı da açma imkanınız var burada.